tuzumuzu. Evet. Tuzumuzu, biberimizi evet. attık bunun içinden. Aynen. Başka Adana kebabı bu olur işte. Ve şimdi Adana. Saplayacağım. Evet. Şimdi saplayacak. Kebabımızı atacak. Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Adana'dayız. Adana'da 100. Yıl Mahallesi'nde bir sokak lezzeti olan tablacı salatası eşliğinde lezzetli bir kıyma kebabı yiyeceğiz. Kimden yiyeceğiz? Kebapçı Mehmet Usta'dan. Gördüğünüz gibi sokak ortasında çok güzel bir tabla kurmuş ve lezzetli kebaplar yapıyor. Eğer bu lezzetli kebabı merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi hep beraber lezzetli bir Adana kıyma kebabı yiyelim. Kolay gelsin Mehmet Usta. Sağ ol. Allah razı olsun. Kaç yaşındasın Mehmet Usta? 60 yaşındayım. 60 yaşında. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 35 yıldır bu işi yapıyorum. 35 yıldır bu işi yapıyorsun. Hep sokakta mıydın? Evet. Hep tablada yaptım. Tablacı. Size tablacı diyorlar değil mi? Evet. Arkadaşlar Adana'da bakın gerçek bir sokak satıcısı. Yani sokak lezzeti. Mehmet Usta 35 yıldır kebap yapıyor. Kıyma kebabı. Evet. Başka şeyler evet. var mı burada? Başka şeyler. Kuşbaşı, kıyma, diğer. Evet. Tavuk. Başka şeyler yok. Hangi zaten saatler arasında çalışıyorsun? Sabah 10'da başlar. 8'de biter. 8'de biter. Geç saatlere evet. kadar çalışmıyorsun. Yok. Hayır. Bu kebabın içinde bu, neler var? Bu kebabın içinde baharat, toz biber, pul biber, bir de kök biberi var. Kök biberi. Evet. Zaten başka bir şey yok. Tabii. Zırhını çekerken de Adana. Sadece kuyruk yağı kullandın. Evet. Normal kuyruk yağı. Yağsızsa satı kuyruk yağı kullanırız. Yağlısa satı kuyruk yağı girmez. Yağlı bir et varsa o zaman kuyruk yağı koymuyorsun. Evet. Normal yağlı etse kuyruk yağı kullanmaz. Şey, girmez. Ete girmez. Anladım. Evet. Ete girmez. Güzel bir evet, detay verdin. Tabii bu kök biber renk veriyor. Kebaba renk veriyor. Renk başka vermek evet. amacıyla sadece evet. kullanıyorsun. Lezzetli olur. Renk veriyor. Eski kebap budur. Evet. Böyle bir evet. kebabı kaça veriyorsun? Normal bir kebap normal olarak 80 gram normal. 15 liraya veriyorum. 15 lira. 80 evet. gram. Abi tüfek gibi bir tane dürüm yapıyorsun. Evet. Arkadaşlar birazdan evet. göreceksiniz. Maşallah. 60 evet. yaşında ve bakın 35 yıldır yapıyorum. Kebap yapıyorsun. Evet. Zaten burada istesen de ronda ya da evet. elektrikli alet kullanamazsın. Evet. Çünkü sokak. Tabii. Mahalle arası işte sokak. Bunu sıkıyoruz. Güzel. Bunu kebaba koyacak başka. Evet. Sıkıyoruz kebaba koyacak. Bunu karıştırıyoruz. Şimdi kebaba koyacak. Tuzumuzu. Evet. Tuzumuzu, biberimizi evet. attık bunun içinden. Başka Adana kebabı bu olur işte. Ve şimdi Adana. Saplayacağım. Evet. Şimdi saplayacak. Kebabımızı atacak.
kusurlarımızı atacak şimdi. Sen biliyorum, evet. Sen böyle biraz iri seviyorsun, evet. Değil mi? Evet. Sen iri kıyım seviyorsun. En son ayarı da ben vermişim, evet. Usta. İşine karışmak gibi olmasın. Yok, yok. Bülent, bunları öğren. Evet. Bak gel yaklaş, gel evet. Bak. Gel bak, ilaç tabletlerini evet. Göstereyim bak. Bunlar hep ilaç tableti. İçinde evet. Haplar evet. Var, hap. Billiyici, gelsene bir saniye. Niyazi evet, gel. Billiyici diyor. Şu billiyiciye bir tane diz atayım ya, gel. Gel. Sen neyi çeken? Dur. Zaten biz bizeyiz. Değil mi? Tabii. Yabancı yok. Evet, gel. Yabancı şurada. Herhalde bir tek ben varım. Oradan evet. Sen. Oradan bir şey yapsana, gelsene. Mehmet abi sen. Mehmet abi ilişkiler. Sağ ol. Bak sen böyle bir olay gördün mü? Kişiye özel herkese kendi zırhı çekiyor yapıyor adam. Yok abi öyle kıyafçı kalmamış yani. Bir tek fabrikasyon, basıyorlar kıyma makinesini. Mehmet abi ben çocukluğumdan beri bilirim. Kayıt. Ben Mehmet abi. Evet. Yıllarını verdim Mehmet abi. Milliyici bak. Senin gadanı ben ne zamandır almıyorum. Bir tane ekmek alabilir miyim? Şunlardan ekmek yapamıyorsun, yapmıyorsun vallahi, bak. Vallahi. Bunun içindeki şu görüyor musun ilaç ekmeği. Tabletini bak. Ekmeği. Bunlar ilaç tableti. Bunlardan yiyeceğim, milliyici. Diyete başlamışsın. Gidiyorsun tavuk yiyorsun, tavuk. Gıdaklayacaksın yakında. Bunlar bizim özümüz. Hadi bakayım. Şimdi dur, bıçağın var mı? Bu neyi sıyırıyor? Şundan mı sıyırıyor? Bakalım macun oldu ha. Bildiğin macun yaptı ya sen burada. Zaten macun kıvamında olmalı dediler. Heh. Mehmet abi bana bir tane soğuk şişinden ver. Ben bunu bir şişleyeyim bakayım. Bunu bir şişleyeyim artık yeter. Baba yanlış anlamıyorsun değil mi? Yok. Sen etrafı topla, ufak tefek işlerini yap. Herhalde kapatacaksın değil mi zaten? Evet. Sona doğru yaklaşıyoruz. Saat 8'de kapatacağını söyledi. 8'de mi? Ortalama 80 gram. Şöyle bir 100 gramlık yaptım. Şu 100 değil mi? Evet. 100. 100 soğukmuş etim. Gel. Bir tane daha gel. Gel. Telefonum orada mı? Bahattin sen gel. Soğukmuş işim. Suyun nerede? Evet, tamam. İşte sokakta olmanın faydaları. Burada kendin pişir, kendin ye. Mehmet babanın lokantası. Bak. Bak. Durdu işte. Göndereceğim böyle şişi. Bir zaman göndereceğim. Dur şu anda ben deneyeyim burada. Ya Allah. Şöyle koyduk. Şöyle attık. Elimizi azıcık suya batırdık. Oluyor. Soğuk etle evet, daha kolay olur. Tabii. Çok doğru. Daha kolay olur. Biz şimdi kıydık. Milliyici. Baştan alsana bir şey. Milliyici. Sen ben baştan al burayı. Yok ya hiç dökülüyor yine de. Yapabildin mi? Bülent. Mehmet ustamız yaptı. Evet. Sen de biraz yapar, daha şey yapar. Lazım. Zaman lazım. Göndereceğim. Hemen. Ateşe ne zaman vereceğim Mehmet hemen, usta? Atarım. Hemen de ateşe vereceğim. Şimdi. Oo süper. Ama o da bak bir ekmek yiyorsun. Kaç kişiye ya. Sen vesile olmuşsun. Oldu mu? Evet. Bir nakış mı edeceksin? Kaç gram oldu bu yaklaşık? 130 gram oldu mu? Yeter. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zırhlanmış taze kıyma kebabı. Evet. Kavurma da.
Ne kadar zamanda pişmiş oluyor? 10 dakika sürmez. Atar, normal kendi haline pişer. Yerlersen daha erken pişiririz. Ekmeğinden ek yok. Soğuk su var sanki. Evet. Soğuk su var burada. Çeksin, et taze, dökülme de yapar. Evet. Hep usulünü bileceğim yani. Bu neyse, şimdi sen atsan dökerdin. Bunu pişirmek de bilsin. Pişirme de tabii. Şimdi ben sana versem pişiremezsin bunu. Hepsini ocağa dökersin. Eşit ilerleyecek. Şimdi bak. Burası 20 saniye pişti. Burası da 20 biraz saniye. Biraz da dinlenize mi bir şey olmaz. Bak şimdi eşit ilerliyor. Bak iki tarafı da aynı. Şu an tuttu artık. Şundan sonra zor ama yine dökülebilir. Bu dökülür. Bu. Yine sıcak, dökülebilir. Dökülür. Bu tabii dinlense daha iyi olur. Dinlense hiç dökülmez. Biz eti dinlendiriyoruz. Eti dolapta dinlenenler var. Seninki taze. Taze. Atıyorum. Uzun bir dürüm. Evet. Dünya yerine mi yaptık? Güzel. Uzun ha, buyur. Kaç santim o? Bunu şimdi bakacağım. Mehmet Usta'nın herhalde yapmış olduğu durumdan biraz uzun değil mi? Standartlara göre. Tabii. Biraz işte öğrenci bir kardeşim gelse daha uygun yapıyorsun. Evet uygun. Bu 1,5 lira. Bu hepsi 20 lira. 20 lira. 10 liraya da var. 10 liraya yok. 10 liraya. Ya çocuk geliyor. Öğrenciye verirsin 10 liraya. Çocuk parası yok. Verirsin. Boş gez. Boş. Normal olarak boş şey etmem. Cevabı. Boş çevirmeyeyim. Yeter ki karnı doysun. Evet, karnı doysun. Şuradan bir işçi kardeşim gelse. Evet. Dese ki benim param yok. Mehmet abi yine verir. Yine verir. Hiç sıkıntı yok, olmaz. Yok. Sevmem. Karnı doyuyorum. Bak bir de bir şey dikkat ettin mi Bülent? Bak hiç yelliyor mu adam? Yellememedi. Gördün mü ya fazla falan var mı? Yok. Var Yok. Genellikle biz evimizde yok, yaptığımızda şimdi ben yerlerdim. Şimdi bu yerlerdim 2 dakikada pişirirdim. Ben sana verirdim. Dürümü çıkarırdım. Kendi ama şimdi usul usul. Evet. Peki sana bir şey soracağım. Eskiden dürüm değil de sokum derlerdi. Sokum. Zaten gene sokum deniyor. Bak, gene. Gelirdi mesela yaşlı bir amca. Mehmet abi bir de bir sokum at da yiyek. Evet. Sokumdu yani eskiden onun ismi. Eskide tabii abi sokumdu. Bir sokum yap da yiyek derdi. Evet. Bak kırmızı soğan bak yine çıktı. Bak. Evet. Olaylara bak yine o kırmızı soğan. Evet. Çıktı. Gel bak. Gel. Sen böyle sen yapacaksa gel yap. Sever. Sen yapacaksın hadi yap bakalım. Yap. Sever bu. Bir dur sen. Ben severim. Dur bana bir kağıt ver. Şimdi alalım şöyle şeyini. Şuna şöyle. Şöyle dursun. Şimdi bak Adana kebapçılarında şöyle bir şey var Bülent. Evet. Bazı bu videoyu izleyenler şimdi yadırgayabilirler. Ustayı rahatsız ediyor. Taciz ediyor gibi. Biz de burada rahat. Yok. Kendin de gelirsin salatanı yaparsın. İcabında ben sana bir küre et getiririm. Evet. Derim ki Mehmet ustam benim misafirim var. Bunu pişirir misin? Mehmet usta düşük bir ücret karşılığında etini de pişirir. Tavuğunu da pişirir. Kuşbaşısını da pişirir. Gelir kendi de yapar icabını burada. Evet tabii. Sen de pişirirsin. Yapabilirsen sen de pişirirsin. Yani. Ben oturup geçmez. Milli iyice görsün değil mi soğan doğrayışı? Evet, gidiyor. Diyet yapıyor. Evet. Tavuk yediğini duydum. Doğru mu? Tavuk yiyor. Sebze yiyor. Milli iyice tavuk yiyor. Şunlardan. Bunlar bizim özümüz. Gidiyorlar anneler babalar. Evet. Dayıyor hamburgeri. Evet. Dayıyor patates kızartmasını. Maydanoz da burada alabilirsin. Alırım baba. Şu şöyle dursun bak. Kapya biber de var burada, maydanoz da var. Şöyle şundan az. Az şöyle. Taplacı salatası lezzet peşinde. Şu tak sesi olacak. Tak sesi olacak. Adana'ya geldiğin belli olacak. Tabii. Bu ikisini karşılıyoruz. Çok böyle vıcıklamıyoruz.
Az. Tabii. Ezmiyoruz öyle soğanı. Evet. Ezmiyoruz. Bu bildiğim bizim. İstersen buna azıcık domates de girilir ama eskiden domates olmazdı bunda. Tabii. Eskiden domates olmazdı. Şimdi şu kağıdımızı aldı. Şunu da aldım. Oy bu var ya. Tüfek olacak ya. Ester gibi kokuyor. Tüfek. Evet. Şunun bir yağını ben bir son bir defa alayım. Ağır, bekle. Çevir. Tamam. Ooo baksana. Evet, kendi alnına. Elini şimdi bak kebabın kendi alnına kavruyor. Özeyi bu. Evet. Bir de şöyle bir şey yapardık. Yani, onu da yaparız. Evet yapıyoruz. Bak bunu böyle badana yapacağız. Satı yağlı. Of var ya tablo bak. Şundan da şöyle azıcık üzerine çizer. Duvarına bunu götür. Az bunu götür duvarına. Şimdi çekebilirsin. Tamam bence pişti. Bak gel Bülent gel. En sevdiğim yeri burası bak. Gördün bak, bir elin atla. Nasıl dağıldı bak. Bulgur gibi bak. Bildiğin bulgur. Bu şekilde dağılmalı. Evet tabii. Lastik mi kopartmış. Böyle lastik gibi oldu muydu ondan bir hayır. Bekleme. Bir de böyle içine domates koyarlar. Biz bunu da koymayacağız. O soğanla beraber etin tadını alacağız. Burada ustama bırakıyorum bundan sonrasını. Müşterin şeyine bağlı. Müşterin şeyine bağlı. İstersen bak içine. Şöyle bir iki tane acı sevmiyorsun değil mi Bülent sen? Alıştım. Adana'ya gelen bak, diye. İstersen içine şöyle bir iki tane doğrayayım dur. Doğrasın. Adana'ya geldiğini anlasın bu. Bunu da böyle acı sevenlere. Üzerine serpiyor şöyle. Evet. Oy var ya. Bülent bunu yiyince Denizli'ye doğru koşarak git. Koşarak git. Vallahi en yakın Denizli Mahallesi değil mi? Oraya koşayım. Denizli Mahallesi'ne git olması. Sıra da biliriz. Veya biraz soğuksa. Oo, bak sihirleri bak. Bunlar işte sırları. Üç noktası. Evet arkadaşlar. Sizler de bunu öğreneceksiniz. Evet. Bunlar bir noktası. Bunu böyle sarar ısındı. Bunlar böyle. Bu güzel sırları sizden öğreniyorlar. Evet. Adana. Kebabı. Hazır. Vallahi eline sağlık. Şöyle bir göstereceğim mi? Şöyle. Buyur. Maşallah. Buyur Adana. Limon da verelim. Limon da sıkacağız. Adana. Kebabımız budur. Adana kebabımız budur. Vallahi eline sağlık. Tabii. Eline koluna sağlık. Şöyle bir limon sıkalım değil mi? Tabii. Evet. Limonu sıkacaksın, kebabını yiyeceksin. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz yaklaşık 60-70 santimlik zurna gibi. Tüfek ama gibi. Burada tüfek gibi diyorlar değil mi? Evet. Tamam. Sen yiye de bana bak. İşte gerçek bir sokak lezzeti. Şöyle mekanı ben dışarıdan bir göstereyim. Evet, tabii. Mekanı ben dışarıdan bir göstereyim. Evet. Mekan böyle otantik. Ustam kolay gelsin. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Şifa mı hazırlıyorsunuz? Evet. Bülent Bey, şifaları yutuyorsunuz. Aynen. Evet. Bak, sana bir dost tavsiyesi. O biberi yedin ya. Evet. Dikkat et bundan sonra. Artık sen de bir Adanalı sayılabilirsin. Tabii. Seni Fahri Adanalı seçebiliriz Bülent. Bekliyorum. Anahtarımı bekliyorum. Tamam vereceğim ben sana anahtarı. Ustacığım çok teşekkürler. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Bu fit kaç paraydı? Böyle bir... 20 liradır. 20 lira. 1,5 kebabı 20 lira. Evet. Bak, bu kebap 20 lira. Yerinin, mekanının adresi nasıl? Nasıl gelirler yanına? 100. Mahallesi'nde Dürümcü Mehmet emmi nerede diye sorarsan eğitim alanı var. Şöyle ben göstereyim. Eğitim. Şu karşımızda bir pazar yerimiz var. Eğitim alanı. Orası pazar yeri. 100'de tek kartın arası oluyor. Evet. Arasında. Caminin yanı. Cami de karşıda sattı. Evet. Arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese Adana'dan selamlar. Ustam ellerine sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Seni yormadık umarım. Yok, tabii. Çok teşekkür ederim. İnsanlar bu lezzeti, bu değeri görsünler. Tabii, sizler çünkü
kalmadınız. Adana'da 5 tane yoksunuz yani bu lezzeti yapan tablo kebapçısı olarak. Evet. Birçok kişiye de vesile olmuşsun. Tabii. Allah razı olsun. Evet. Bu arada katkılarından dolayı lezzet peşine de çok teşekkür ederim. Evet. Sürçülisan ettiysek affola. Umarım yanlış bir şey söylemedik usta. Allah razı olsun. Bize de öğrettin yine ucundan biraz bir şeyler. Tabii. Biz de bugün nasiplendik. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ama şu lokmaları son bir defa göstereyim ya. Bak. Oy kuzum oy. Şöyle bir eline tut hele bileğinden. Bak. Olaya bak ya. Mangala sığmıyor.